Türkiye'de Türkçe dilinin üzerinde dört tane zaman var ya hocam. Gelecek zaman, geçmiş zaman, geniş zaman, e şimdiki zaman falan diye tarif ediyoruz. İşte geniş zaman İngilizcede aslında tam olarak öyle yok falan yani başka bir kavram var. Biz normalde karşılıklı sohbet ediyorken meraklarımız ya da bir şeylerle ilgili konuşuyorken hep geniş zamanın soruları üzerine mümkün olduğunca yani daha evrensel daha zamansız sorular üzerine sohbet etmeye çalışıyoruz yani kendimiz kendimizi tanımak geleceği anlamak falan yani hani öyle kavramlarla alakalı ara sıra sohbeti hep etkiliyor gelecek bize nasıl etkileyecek hikayesi oradan sorularla ilgili konuşuyoruz geçmiş bizde hep Araza çıkarıyor tecrübeyle alakalı. Hani o tarafı konuşuyorsak o mantık üzerinden konuşuyoruz. Ama biz şimdiki zaman sorularından, sorunlarından, şimdi bizi etkileyen sorunlardan pandemi mandemi gibi hikayeler olmadığı sürece aslında sakınıyoruz. Şimdiki zaman problemleri, şimdi yaşanan şeylerin kendisini tam olarak algılamak, tarif etmek dünyada savaşlar oluyor iki tane bölgede gerçekten ciddi insanı etkileyen savaşlar var savaşların da ötesinde büyük radikal şeyler olmadan da Türkiye içerisinde ekonomik seviyede, eğitim seviyesinde, yoksulluk seviyesinde, sağlıkla alakalı konularda politik şapkalar giydirmeden bir sürü sorun havuzu var. Yani politik anlamda çok mutlu olacağım başka bir şeyin içerisinde olsaydık da var. Ve bu yani işte örneğini söyleyeyim sana problem havuzu diye ele aldığında etkileyen. Mesela Türkiye'de her gün ciddi sayıda insan kanser olduğunu öğreniyor. Ve çok ciddi sayıda insan eşinin, çocuğunun, annesinin kanser olduğunu öğreniyor. Bu sayı daha büyük bir sayı. Ya da işte bunu ara sıra hep söylerim. Ciddi sayıda insan her yakın bir dönemdeyiz yani geçti ama okul başlangıcı dönemde çocuğunun işte otistik olarak nasıl okula adapte olacağıyla alakalı problem yaşıyor ya da birçok karşısında insan. Eyvah bizim çocuğun sınıfında otistik öğrenci varmış onunla ilgili de ne yapacağız sorunu yaşıyor gibi bir şimdiki zaman sorunu var. Katman katman problemler halinde. Ve bunların tümü toplumu hani bir araya getiriyorken biz ara sıra şey mahcubiyeti hissediyorum. Biz bununla hiç ilgilenmiyor. Yani hani hep gelecekten, geçmişten, işte geniş zamandaki ola gelen şeylerden. Hani bu taraftan bireysel olarak da bu sadece seninle yaptığım sohbet açısından söylemiyorum. Yok çok doğru bana da çok söylenen bir şey bu. Aha yani hocam bu, geniş geniş konuşuyorsun ama. Konuşuyorsun ama falan diye. Yani elbette benim etki edebileceğim havuzun içerisinde pozitif anlamda bir şey yapmam gerekiyorsa tabii ki ondan sakınmıyorum. Ama olan yani olası gücünü artı olarak bunun içinde kullanmadığın ya da artı olarak buna zaman ayırmadığınla alakalı bir durum var. Bu benim biliyorsun bu benim acık konsantrasyonum. Yeni projeyi acık bu buradaki problemleri anlamak, tarif etmekle alakalı da çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani toplumu şimdiki zamanda ilgilendiren problemleri nasıl anlarız, nasıl yaparız, nasıl tarif ederiz, nasıl tasnifleriz? Çünkü orada şu sorunun olduğunu fark ediyorum. Problem her tür çıkar grubu tarafından manipüle edilen bir şey. Her ne problem olursa olsun. Ondan yani öyle, bir şey satıyor, e, bir evet. şey devşiriyor. Ya, ya siyaseten orayla ilgileniyor, siyasi çıkarları için kullanıyor. Ya ekonomik çık orada orada bir problem varsa e, o zaman otistiklere okul satalım falan. Yani hani bu, bu, öyle bir bakış açısıyla konuyla ilgileniyor. O yüzden gerçekten o yaşadığımız şimdiki zamanda bizi ilgilendiren problemleri de tarif edemez anlayamaz, biçimlendiremez bir duruma gelip çoğunlukla tokat manyağı oluyoruz. Şimdi Filistin İsrail hikayesinde yaşadığımız hikayede bu insani bir yerden konuşamaz duruma geliyorsun. O kadar çok ölüm var ki dinlediğin ya da gördüğün haberin içerisinde aslında duygusal olarak hırpalanan bir adam olmak dışında yani şimdi söylediğin akıllıca siyasi her cümlenin 3 ay sonra başka bir karşılığı var. Hep öyle geçirmişiz. Yani bunun böyle olmadığını düşünen herkes geçtiğimiz 10 yıla baksın hep böyle yaşanmış bir hikaye. Bunu politikalardan ari anlaşılır bir yere yerleştirmek gerekiyor. Toplumsal sorunları da ya da biçimleri de. O yüzden sana çok basit bir soru sormak istiyorum konuyla ilgili. Bunun üzerine bir sohbet kapısı açmak için. Abi problem nedir sence? Problemin tanımı nedir? Bir şey ne zaman sorun olur ya da olmaz? Çözemediğimiz zaman. <laughs> o zaman Nasıl, çözüm kesinlikle. nedir diye bir şey geliyor onlar karşılıklı birbirlerine. E tabii yani şey bizim normal hayat akışımızı aslında şöyle benim taraftan baktığında daha önce hiç buna gelmemiş bir tanımı aklıma getirtirdin. Bizim bilinç dışı yaşamımızı, otomatik pilot davranışımızı sekteye uğratan her şey bir sorun, her şey bir problem. Çünkü normal bilinç dışı algoritmayla biz bildiğimiz, tanıdığımız, alışık olduğumuz rutinlere dair şeyleri zaten düşünmeden yapıyoruz. Ama ne zaman ki çizgi dışı bir şey oluyor, ne zaman ki beklemediğimiz bir durum ortaya çıkıyor, burada bilincimizi devreye sokup bir çözüm yapmamız gerekiyor. Şu anda çok ilginç yerlere gidiyor kafam bu arada bu konuyla ilgili. Çok iyiymiş bu. Wow! Gerçekten çok işe yaradı. NTV'deki programda bununla ilgili bir şey anlatacağım bak takip edin. <laughs> Şimdi oraya bölüm yaptım abi kafamda. Bu beklentilerimizin dışında olarak gerçekleşen, mesela günlük hayatta normalde çok az sayıda olan şey, bizim bilincimizi devreye sokup, dikkatimizi odaklamamızı ve işte tecrübemizi, bilgimizi, neyse görgümüzü kullanarak onu aşmamızı sağlıyor. Biz, biz böylece problemi aşarak tekrar bilinç dışı otomatik pilota geri dönüyoruz. Ama bazı sorunlar var ki, bu senin bahsettiğin şimdiki zaman problemlerin çoğu da böyle, hakkında yeterli bilgimiz yok. Bilgimiz olsa yetkimiz yok, yetkimiz olsa gücümüz, gücümüz. yok, evet. gücümüz olsa network'ümüz yok. E, o olsa doğru bir rotamız yok. Yani bu işin sonucunun nereye varacağına dair ileri erimli bir bilgimiz yok. Bütün bunlarla birleşince galiba o konularla ilgili... bilinç dışı varsayımlar yapıştırarak geçme, yani sorun üzerine yara bandıyla kapatıp devam etme gibi bir... psikolojiye bürünüyoruz. Yani... Orayı halletmeden gidemeyiz çünkü. Yani bir şey duyuyorsun mesela. Bir işte biri birini saldırmış. Ya sadece bu haberi duyarak geçemiyorsun çünkü insanın sorumluluğu sınırsız. Dolayısıyla buraya ya bir şey açıklama bulacaksın ya tatmin olacaksın ya da ya bunların hepsi manyak zaten diye etiketi yapıştırıp geçeceksin mesela. Hani ancak böyle rahat edebiliyorsun. Galiba sen tam bu noktada. Yani o hakikaten problem olarak bizim dış uzak alanımızdan da olabilir, yakın alanımızdan da olabilir. Bize gelen alışılmış dışındaki problemlere nasıl çözüm bulunacağına dair bir gürültü var. Ondan bahsediyorsun ve bir yolumuz yok. Yani biz nasıl çözeceğiz bunları? Abi çok büyük, ciddi anlamda gerçeklikler var. Yani birçok kadın iş hayatında doğru pozisyonlanmakla alakalı sorun çekiyor. Birçok çocuk çok nitelikli eğitim alamamaktan kaynaklı ciddi problem yaşıyor. Bunu fiziken bir kısmını görüyoruz da, şahit de oluyoruz. Yani İstanbul'da yaşıyorsun ve hepsi, hadi erkek zihniyle düşünelim buradaki hikayeyi. Abi hep beraber Kadıköy'de orada burada Anadolu yakasında dolaşırken ortalama birkaç kilometrede bir köşe başında 60 yaşının 70 yaşının üzerinde yaşlı kadın bir şey satmaya çalışıyor. Şimdi bunun 30 yaşındakini dilenci olarak etiketleyip geçebilirim. Sıkıntı yok ama 70 yaşın üzerinde ona dilenci diye o başka bir korunma alanı içerisinde olması lazım. Şimdi bunu fiziken görüyorsun. Şimdi buraya reaksiyon vereceğim, vermeyeceğim. Hadi bunları etiket yapıştıralım, geçelim. Hani dilenci, dilenci, dilenci. Bunlar zaten kötü niyetli. Aslında bunların hepsinin arkada evi var. Ya, ya o öyle değil. Yani bu hikayenin böyle olmadığını özünde biliyorsun. Bir şimdiki zaman sorunu o. Şimdi ama yani kentte yaşayan biri olarak kentle ilgili başka bir simülasyon yaptığın için sen de o satılan ve satın alınan şeylerin bir parçası olarak kendini pozisyonladığın için oraya koyduğun etiketle onu görmezden gelerek kendine dünya var ediyorsun. Ama bir taraftan da biliyoruz ki işte depresyon, kişilik kaybı, narsizm bilmem ne gibi koca bir havuzla ilgileniyorsun. Bu havuza da iyi gelen tek bir şey var iyilik yapmak. Yani hani iyi biri olmak ya da iyilik yapmak. Şimdi burada görmezden geldiğimiz şimdiki zamanın birçok problemiyle burada kendimizi simüle ettiğimiz iyi insan olmaya çalışmanın birbirinden ne kadar uzak yerlerde durduğunu fark ediyorsun. Burada öbürü bildiğin kötülük çünkü. Görmezden gelmek, da <laughs> yapıştırmak. Evet. Burada benim ayırt edebildiğim şey şu. Problemi doğru tespit edip ona doğru bir bağlam yükleyemediğimizde gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve yani bu, o, o, kötüleşme ya da kaçınılmaz bir kötü fotoğrafın içerisinde yerleşiyoruz. O yüzden problemin kendisini gördüğümüzde en azından birinci adımı tespit edelim. Bu problem ne? Yani gerçekten etki değeri ne? Bu problemin oluşmasının zemini ne falan. Fakat böyle bakınca da yani o kadar komplike, karmaşık ve o kadar şey gibi bu. Yüzlerce kutu boyayı içine döktüğümüz bir nehirde boyaların birbirlerine karışmasındaki karmaşa kadar karışık. Hani onlar hangi problem kim için, neyi nasıl etkiliyor, nereden tanımlayacağız problemi, sınırını nasıl belirleyeceğiz hikayesi. O yüzden özüne dönüp bu sohbeti açabilmek için hani problem ne demek aslında ee, diye sormak zorunda kaldım. Bu benim dediğim ya da senin benim aklıma düşürdüğün taraftan bakarsan benim için ters giden bir şey var. Fakat o yani beklentilerime uymayan bir şey var. İşte bu çocuğumun okulda yaşayacağı sorun da olabilir. Evdeki kapının gıcırdaması da olabilir. Herhangi bir şey olabilir yani ne olursa. Şimdi bunun bir kategorileri var. Bir benim anlayabileceğim ve benim çözebileceğim bir kısmı var. Bunlar zaten işte günlük hayatta hep yaptığımız şeyler. Kapıyı yağlarsın olur biter. Fakat çocuğun okulundaki sorun işte diyelim ki özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuğun var ya da o çocukların olduğu bir sınıfa giden normal gelişim gösteren bir çocuğun var. Böyle bir durumda ne yapacağını bilebilmenin değişkenleri seni aşıyor. Aynı dediğin gibi çok boyalı bir durum var ortada. Onu şimdi eskiden biraz daha da bir sorunlarımız basitken muhtemelen büyüklere soruyorduk. Büyüklere diyorduk ki işte nine, dede böyle bir durum var ne yapalım. Diyor ki evladım şöyle olur, hayırlısı olur falan filan diyordu. Mesela Süleyman Şah bir şey söylüyordu. Bütün kayı boyu ona göre hareket ediyordu falan. Çözüyorduk. Ama şimdi hem böyle şeyler yok. Nasıl diyelim? Bilge önderler yok hayatımızda. Hem de artık sorunlar onların da tespit edebileceğinden çok daha karmaşık. Ben işte galiba burada biraz böyle deniz feneri misali. Açık beyinde onu olmaya çok çalışıyoruz. Ya, öyle olmak istiyoruz ya. Ya bakalım bunlar ne demiş? Bunlar bu konuya nasıl bakıyor diyeceğin ve bu konuyu irdeleyip bizim için, hepimiz için farklı veçelerini anlaşılır bir şekilde bilenlerin bilgilerini birleştirerek yani ortak bir masada bize ikram edecek bir şeyler lazım. Yani bunu mesela devlet yapsın çok isterdim. Mesela devlet böyle bilge bir aygıt olsun çok isterdim. Mesela normalde devlet istatistik enstitüsü var. Çeşit çeşit bakanlıklar var, bir şeyler var. Yani sadece işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla onlarla da nasıl uğraştıklarını bilmiyorum. Rakamlar şu anda çok ilginç. Yani izlemesi çok zevkli. Bizim mesela gerçek hayattaki, gerçek şimdiki zaman problemleriyle ilgili çok bir çözüm üretebildiklerini görmüyorum. Galiba bu sivil inisiyatife kalacak. Yani biz böyle bir şey yapmak zorundayız. Ve biz aslında tekil bir insanın tanımlayamayacağı ya da ayarını mani etrafını cami miydi neydi? Öyle diyorlardı mi? benzer noktaları toplayacak ve o olmayan şeyleri dışarıda bırakacak falan. Onu detaylı biçimde anlamamızı sağlayacak. Farklı zihinlerin bir araya gelmesinden kaynaklı bir yöntem bulmamız lazım. Ya şimdi deniz ülke bu an hocayı oturtursan uluslararası politik alanda sor şakısın. Ama tutup da iş mesela nöropsikolojik bir tarafa geldiği zaman diyor ki sen ne diyorsun? Ve biz mesela Üsküdar'da beraber çalışırken özellikle oturup konuştuğumuzda İkimiz de heyecan yapıyorduk. Çünkü onun oradaki benim buradaki bilgim birleştiği zaman ikimizin de fark etmediği bakış açıları görünür hale geliyordu. Ha o zaman böyle mi falan. Sonra çok gaza geldik bir kitap mitap yazalım diye çok kısmet olmadı ama yaparız gene. Deniz Hoca'ya buradan sevgiler gönderiyorum. Ya bu Bizim arada takipçimiz deniz... bu arada Deniz Hoca. Onu söyleyeyim. İzliyordur muhtemelen bunu. Toplumsal travmalar konusunda yeni kitap çıkarttık. Muhteşem bir bakış açısı var. Yani politik psikolojiyle alakalı iyi bir köşe bir tarif etmede de çok iyi bir anahtar. Bence orası çok gebe bir konu. Biraz onu çokça sohbetini yaptırtmak lazım. Hani o alanda alakalı. Orası gerçekten konuştukça... Hemen hani gelir zaman, vallahi Deniz Hoca. E, şimdiki zamanla anlamada çok lezzetli bir malzeme veriyor. Yani toplumsal travmalar matematiğiyle bu döneme bakıcı. Yani psikolojiyle sosyolojiyi iç içe yerleştirince. Bambaşka bir yerden çözüm verebilir. Onun gibi, evet. onun gibi derken... Deniz Hoca gibi değil de... Deniz Hoca ile benim senin işte yaptığımız muhabbetler var ya karşılıklı. Mesela orada zuhur eden şeyler... Tekil zihinlerden çıkmayacak kadar farklı oluyor. Kenar etkisi bizim dediğimiz o şey. Farklı alanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan zenginlik, artı değer, bereket bir şey. Ona mesela şu anda çok ihtiyacımız var. İşte dediğim gibi devlet yapsın çok isterdim ama yapabilecek durum yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Çünkü mesela ben düşün o kadar nöropsikoloji bilmem ne uğraşmışım senelerdir. Mesela okullara gidiyoruz. Bu özel eğitime ihtiyaç gösteren çocuklar konusunda söyleyecek çok net cümlelerim yok yani. Belli tamam belli prensipler var okey ama çok detayda yardımcı olamam. Ve orayı gerçekten başka bir gözle ele alacak birilerinin ve bunun gibi binlerce problemi başka başka gözlerle ele alıp periyodik olarak değerlendirip bize sunacak birilerinin yardımına ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Ee, yani burada kapı açmak istiyorum işte şu kenar etkisi projesiyle beraber hmm. açmak istediğim kapı da nasıl işte haber doğrulama bir şey problemin kendisini siyasetin ya da ekonomik çıkar gruplarının havuzunda bırakmayıp doğru tanımlanır doğru görülür objektif algılanır çünkü onu algılanır algılanmaz aslında çözümünü paylaşacak, çözümüne el atabilecek insanla dolu olduğumuzu düşünüyorum sorun. Onun algılanabilirliği ya da ondaki yanlış etiketlerin temizlenebilirliğini düzeltememekle alakalı. Hı -hı. Ee, o yüzden öyle bir altyapı oluşturmak istiyorum ama bu çok yöntem geliştirmek gereken bir alan. Bu yöntemlerde çok çok sana yine de sana soracak sorular var yani. <laughs> o ya elimden geldiğince tamam ama yani... tabii senin stratejik ve algoritmik kafan benden farklı çalışıyor yani şu anda mesela ilgiyle takip ediyorum yani sen gerçi biraz salladın o işi ama tek tekrar <laughs> yok yok, yeniden yok, sallamadım, sallamadım, e, yok üzerinde yok. olduğunu biliyorum. Yani mesela o mesela benim organize edebileceğim bir şey değil. Ben bu konuyu merak ederim, fikir üretirim, konuşurum, muhabbet ederim ama gerçekten gündemi takip eden, gerçek zaman sorunlarının bir listesini tutan ve o listedeki boşlukları akıllıca birlikteliklerle, davetlerle dolduracak, İnsanların sık sık girip ziyaret ederek ha bu konuda da bak şöyle yapabilir, şöyle bakabilirmişimiz diyece ve en önemlisi abi bilgili insanların birlikteliğinden bilgelik doğuyor. O bir enteresan. Evet. O bilgeliğin yayılmasını test etmesi açısından bence çok önemli bir proje o. Biz bir dönem açık beyinde yayıncı gibi davranırken onu denemiştik seninle beraber. Ama orada çok tutmadı. Çünkü bizim başka gündemlerimiz de vardı. Bunu şimdi müstakil bir proje olarak yapmak bence çok önemli. E tekrar bu arada ben yani aslında müsaadeniz olursa ben herkese sesleneyim. Bizi izleyen herkesten. Yani tam devletten bekliyoruz yapmıyor falan diyoruz ama her şeyde devletten beklemeyin. Mesela böyle bir çaba herkesin aslında bir şekilde teşne olması gereken bir çaba. Ya gelin mesela buraya aklınızda bir şey varsa destek verin ya da buna benzer bir şey yapın. Çünkü başı kesik tavuk gibiyiz abi. Bu kadar sorunla baş edemiyoruz yani. Ben mesela Allah'a şükür sen ben işte böyle belli dertlerimiz var. Kafamıza göre aynı konuları senelerce çiğneyip ezip onun üzerine çalışabiliyoruz ama bir de rutininde hayatında hayatını sürdürmeye çalışan insanlar Abi bu kadar dert insan yiyecek bunu gözünü seveyim. Yani ekonomik krizinden, insani krizine tut. Hiçbir kriz bitmiyor. Bir akil birileri lazım bize yani. Bir şey söylediklerinde bize bir ferahlık verecek. Yolumuzu kolaylaştıracak. Karar vermemizi daha kolay hale getirecek birileri lazım. Bu yüzden önemli. İyilik yapmayı ya da hayatına düzgün yerde birazcık emek sarf ederek birilerine fayda sağlamayı isteyen çok sayıda insan olduğunu düşünüyorum. Ama bu, bu insanların ee, önünde engel olan şu siyasi bıçakların, e, çıkar ilişkilerini falan... E, bakış açısını bir sıyırmak, düzgün tespit etmek, objektif bakmak çünkü burası aynı zamanda insanların en çok manipüle edildiği şey. Yüksek acitasyonun olduğu bir yer. Bu acitasyon ruhunu bundan çıkartıp bakmak gerekiyor. Ya bununla alakalı çalışacağız ve bununla alakalı bir sohbeti de ihtiyaç olacak. Şimdi bize etkileyen sorunlar neler ve bunları nasıl tespit ederiz? Buna nasıl bir bakış açısı geliştiririz? Ben de bir çalışayım. Bu arada sayende ilk defa yeni bir sorun tanımı yaptım. Problem nedir? <laughs> evet. Problem nedir? Hazır da imayı tam bitirmemişken belki bunu da ilave ederiz işin Lütfen de olur. Şeyde. Bu arada az kaldı ima konusunda da. Ama benim az kaldım. Yani bir ayla dört sene arasında değişebiliyor. <laughs> yok yok ben, ben şahidim arka tarafta. Gerçekten hızlı gidiyor bu sefer. Ee, birkaç evet, ay, ay diyelim. Birkaç ay içerisinde. E, meleklerden yardım alıyoruz. Bu, arada, bu, emek. arada, bu arada çok iyi iş geliyor yani gerçekten. Evet, evet. Evet. Editörlerimin maşallah var. Seda ve Günüz. O, bunları sponsor bu, bu bölümün sponsoru bölümü Doktor oldu. Bölümün sponsoru evet Seda Akbelen ve Günüz Günüz soyadı neydi? Acar. Ha Günüz Acar evet sponsorlarımız. Soyadını unuttum Olur mu? Güzel Günüz <laughs> Günüz efendiler. Öpüyorum güzel galaktik <laughs> tanecik. Görüşmek üzere.